bizlere hem kendi adımıza hem de sizler adına bir okul haline dönüştürüyoruz programımızı. Efendim, bilim her derde devamı, bilim hangi konulara cevap verebilir, hangilerine cevap veremez? Evet. Bilim bizim evreni anlamamız için, Allah'ın sanatını anlamamız için çok önemli bir aracı. Zaten Kur'an'da da birçok ayette bizi evreni anlamaya yöneltiyor. Bunu sofistike bir şekilde yaparsanız karşısına çıkan şey bilimdir. Bir Kur'an ayetinde mesela Allah'ın evreni nasıl yaratmaya başladığına bir bakın diyor. İşte yaratmaya nasıl başladığına bakarsanız işte canlıların yaratılışını veya evrenin başlangıcını Big Bang'le. Keyfe bedel halka sümme yu'idu. Evet. Nasıl başladı? Fakat nasıl devam? Çok abartmamak lazım. Bilimin verdikleri Allah'ın sanatını, kudretini anlamamız için önemli de olsa bilimin ilgi alanında olmayan, felsefenin, dinin, vahyin ilgi alanında, estetiğin ilgi alanında olan şeyler var. Mesela neden hiçbir şey yerine bir şeyler var sorusuna bilim cevap vermez. Bununla cevap vermek istediğinizde felsefenin, teolojinin alanına geçersiniz. Ne oluyor da doğa yasaları tasarımlıdır bu şekilde diye sorduğunuzda, dikkat edin, bilim doğa yasalarının varlığını söyler. Neden o doğa yasaları var? Tabii. Nasıl oluyor da bunlar da böyle bir tasarımlılık gözüküyor? Tasarım derken hocam neyi kastediyorsun? Buradaki tasarım çok daha kastım şu. Bu doğa yasalarına biz baktığımız zaman ileride insanın varlığını ve diğer canlılarını mümkün kılacak şekilde belli düzende olduklarını görüyoruz bu yasaların. Bir mimari proje bir, gibi. Bir proje yani bir inşaat proje yapılmadan evet çizilen planlar var. Evet. Tasarım diyoruz. Ve bu da bizi tasarım sonucuna götürüyor. Yani biz bu sonucu çıkarabiliyoruz. Doğa yasaları canlılığı var edecek şekilde böyle ince ayarlar gösteriyorlar. İngilizcesi buna işte anthropic principle veya fine tuning, insancı ilke veya hassas ayarlar başlığıyla tartışılmıştır. Ne oluyor da bu var sorusunu sorduğunuz işte felsefenin alanına, ilahiyatın alanına giriyorsunuz. Ve ne oluyor da estetik var sorusu bilimin sorusu değildir. Ne oluyor da bizde bu arzular var? Biz içe bakışla gördüklerimizde bilimin sorusu olamaz. Arzularla ilgili akıl yürütmeler. Tabii arzularla ilgili belli kısımlar psikolojinin deney alanında olabilir ama geniş bir kısmı yine felsefenin ilgi alanındadır. Ne oluyor da biz evrendeyiz? Bunun anlamı ne sorularını sorduğunuzda, benim burada var olmamın anlamı ne sorusunu sorduğunuzda, bu evrenin anlamı nedir sorularını sorduğunuzda bilim yine bunları cevap veremez. Yine bunları sorduğunuzda felsefe ve ilahiyatın alanına geçersiniz. Ahlakla ilgili soruları bildiğimiz anlamda bilimin bilim sorusu cevap veremez. Bunlar da yine dinin ve felsefenin alanındaki sorular. Mesela bu masa burada nasıl duruyor sorusunu sorduğumuzda veya benim sesimi siz şu anda nasıl duyuyorsunuz sorusunu sorduğumuzda bilim bunlara cevap verebilir. Ama birazdan inşallah orucumuzu bozup iftar edeceğiz. İşte ben buraya geldim. Diyelim ki burada birazdan tavuk yiyeceğiz. Tavuk bitmiş. Ya siz dediniz ki ya tavuk bitmiş, tavuk bir protein, et. Ya biz burada konumuzu pişirip de yesek olur mu deseniz. Bu alan mesela ahlakın alanına gider. Bilimin alanına girmez. Bilimin alanına girmez. Mesela bu da bir soruyu siz bilimle cevaplayamazsın. Ben burada pişirilmeyeceğimin garantisi veya pişirmemem gerekli kılan şey nedir sorusunu ama sorsak. Gerçekten salt Anthony Hopkins filmlerine döndü hocam o. Evet. Evet. Yani işte ama Anthony Hopkins'in yaptığının yanlış olduğunu siz bilimle tarif edemezsiniz. Evet. Tarif evet edeceğiz. O işte ahlakın alanına girer. Ha o zaman böyle ahlak anlamla ilgili ve daha çok bu yasaların, doğa yasaları, bilimin kendi üzerine konuşmayla ilgili konulara döndüğünüzde felsefe ve ilahiyat gibi alanlara gidiyorsunuz. Bilim bunlara cevap veremez. Ama bilim de bize yine birçok şeyde katkıda bulunur. Yani bilimin dine sunacağı katkıdan, bizim evrene bakış açımızı arttırmasından, demin dediğimiz gibi bizim Sübhanallah, Elhamdülillah, Maşallah, Allahu Ekber dememize yardımcı olmasından da faydalanmalıyız ama bilimin rolünü de abartmamalıyız. Yani düşünce